hadi kızım. Dön Bibin Zeynep'in yanına. Hicran ateşi nasıl da çaresiz kılıyor onları. Ali Ekber'in amcası Abbas'ın Nazlı Rügeyyesi nasıl da tedirgin. Yürek dili yandı bitti. Hazan yaprakları gibi yitip gidiyor. Yol ayrımında yalnızlığın acısı çok büyük olmalı. Gam üstüne gam, keder üstüne kedere tab eyleyen bu körpecik yürek, elinden yitip gidecek olan biricik babasına nasıl da hasret ile sığınmış. Her gece sığındığı şefkat dolu sineyi, başını okşayan rahmet dolu elleri nasıl da sarıp sarmalamış. Belki de fırtına önünde kuru yaprak olmaktansa tutuşup yüreklerde yanmak daha anlamlı olmalı. Allah'ım, tarih böyle bir musibete şahit oldu mu? 3 yaşındaki bir yavru ölüme giden babasından nasıl ayrılır? Gökler nasıl kan ağlamaz? Yerler nasıl sakin durur, fışkırtmaz volkanlarını? Bu hasrete, bu hicrana, böyle bir ayrılığa onun küçücük kalbi nasıl dayanır? Bu 3 yaşındaki peygamber yavrusuna hangi suçundan dolayı bunca musibet reva görülüyor? Kanını akıtmak için söz birliği etmiş olduğunuz insan işte karşınızda. Peygamberinizin soyunu devam ettiren yegane kızı Fatıma'nın hayatta kalan tek oğlu olduğumu, cennet gençlerinin efendisi kardeşim Hasan'la birlikte ben olduğumu, peygamber aslanı Hamza'nın babam Haydar-ı Kerrar Ali'nin amcası olduğunu, cennette meleklerle uçmakta olan Cafer-i Tayyar'ın benim amcam olduğunu bildiğiniz halde nasıl benim kanımı akıtacaksınız? Hem siz hak düşmanı Fasık Yezid'in zalimce yönetimine karşı verdiğim mücadelede bana destek olacağınıza söz vermediniz mi? Bunun için bana onca mektup yazan sizler değil misiniz? Şimdi ne oldu size ki Ebu Süfyan evladına uyarak peygamber evladının kanını akıtmak için bu kadar isteklisiniz? Ey Hüseyin! Bütün bunları bilmiş olmamız senin kanını akıtmaya engel değil. Sen Emirül Mü'minin Yezid'in emir ve isteklerine karşı geldiğin için bütün bunlar başına geldi. Yazıklar olsun sizlere. Emir el Mü'minin diye andığınız o alçak oğlu alçak bana ya kılıçla doğranmak ya da zilletle yaşamaktan başka bir kapı bırakmamıştır. Benim gibi birisi peygamber evladı olarak Yezid gibi namazı terk edebilen içkici bir fasığa biat ederse İslam'ın Fatiha'sını okumak gerekir. Tertemiz kucağında hak ve helal sütüyle bizi yetiştiren anamız, hayatımız pahasına da olsa böyle bir zillete boyun eğmememizi bize öğütlemiştir. Allah ve Resulü de buna rıza göstermemektedir. Mümin insanlar da bizden bunu beklemezler. Öyleyse biz ne Yezid'in çirkefliklerini onaylamak anlamına gelecek biat elini ona zilletle veririz, ne de onun efendiliğini köleler gibi ikrar ederiz. Zira biz zalimlerin hükmü altında yaşamaktansa ölümü saadet saymaktayız. Size gelince, dininiz yoksa ve ahiretten de korkmuyorsanız, hiç değilse hayatınızda özgürlüğü seçseydiniz. Ya Hüseyin! Biz senden nasihat almak için değil, kelleni almak için geldik! Ben uyarma vazifemi yaptım ama görüyorum ki sizin savaştan başka düşünceniz yok. Öyleyse bismillah! Bir çare düşünmek lazım ya emir. Artık ne bekliyorsun? Ordunun yok olmasını mı? Hüseyin kızgın bir aslan gibi dalmış aralarına, onları kılıçtan geçirirken onlar onun önünden nasıl da fare sürüler gibi kaçışıyorlar. Hüseyin Kerbela çölünü kan gölüne çevirdi. Şuraya bakın. Bir ordu onun karşısında adeta çekirge sürüsü.
Acaba Hüseyin'in babası Ali'yi andıran bu hiddet ve şiddeti intikam duygusundan mı? Yoksa kendisini arka çıkmak üzere davet edip sonra da ihanet eden bu topluluktan Nuh peygamber gibi ümidini kestiği için mi kökünü kazımak istiyor? Baksanıza, bu gidişle Hüseyin bu orduyu bitirecektir. Şu kırılası çenenizi kapasanıza! Bir çare düşüneceğinize oturmuş burada Hüseyin'in meddahlığını yapıyorsunuz. Ey şimdi, Hüseyin'i durdurabilecek bir çare senin aklına geliyor mu? Bu ordunun komutanı sensin. Ama aklıma bir çare geliyor tabii. Ey emir, Hüseyin Fırat'a ulaşmak üzeredir. Fırat'a ulaşıp su içerse daha da güçlenecektir. Hüseyin'in yoluna binlerce okçu yerleştirilsin. Binlerce ok ve mızrak Hüseyin'in üzerine doğru yağınca Hüseyin artık önünü bile göremeyecektir. Arkadan da süvari ve piyade birlikleri bastırıp hep birlikte işini bitirecekler. Hey Hüseyin! Sen burada su peşindesin. Oysa askerler orada haremine saldırıyorlar! Hayır! Ben hayattayken haremime kimse dokunamaz! Şimdi sen korkunç bir şeytansın. Hüseyin Fırat'a ulaştığı halde su içmeden geri döndü. Bakınız, ok, mızrak, kılıç yaraları, kan kaybı ve susuzluk Hüseyin'i bitirip tükenmiş. Ama o yine çadırlara yetişip haremini korumak için aslında gayret sarf ediyor. Bunca yara bir değil, bin adamın ölmesine yeterken Hüseyin haremini savunabilmek için adet ölüme meydan okuyor. Hüseyin kılıcını kaldırmada zorlanıyor. Buna rağmen düşmemek için olağan dışı bir gayret sarf ediyor. Hüseyin son nefeslerinin dahi boşuna tükenmesine izin vermiyor. Her nefesini bir takım değerleri korumak için değerlendiriyor. Kanını neden avucuna doldurup yüzüne ve başına sürüyor acaba? Kanım akmadan ayakta durmayacaksa Muhammed'in dini, oklar, kılıçlar, mızraklar, akıtın kanımı, alın beni! Allah'ım, ceddim aracılığıyla gönderdiğin bu dinin tahriften ve kullarının zulümden kurtulması uğrunda feda ettiğim bu kanlara boyanarak huzuruna gelmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ve billahi ve ela milleti Resulullah. Hüseyin düştü! Artık ne bekliyorsunuz? Çadırlara saldırın! Hayır! Harçalarını tutun! Hadi! Hayır! Durun! Daha ben ölmedim. Dinsiz dahi olsanız, ahiret korkunuz da olmasa, hükümdarların emrine girmeyip özgür yaşamak uğruna çöl hayatını tercih eden ecdadınız var. İş değilse onların geleneğine uyun. Özgür olun. Ve ben ölmedikçe o geleneğe göre haremime, aileme dokunamazsınız. Önce beni öldürmeniz lazım. Ah, gurbet. O garip canına, bu kardeşsiz bacın kurban Hüseyin can. Ah, kimsesizlik. O kimsesiz canına, bu oğulsuz bacın kurban ey Hüseyin. Ah, yalnızlık. O yalnız canına, bu dertli bacın, yaralı bacın, çaresiz bacın feda olsun Hüseyin. Ya Resulallah, ey alemlere rahmet olan ceddim, baba, ya Ali, ey Allah'ın aslanı Haydar-ı Kerrar, ey kahraman amcalarım Hamza, Cafer-i Tayyar,
Hey yiğit kardeşim Abbas Alemdar. Gelin şu hale bakın. Tilki sürüleri haremimize hücum ediyor. Hüseyin ise yapayalnız. Ve haremimi savunabilecek takatı kalmamıştır. Allah'ım, zalimlere karşı cihad emrine teslimiyet gösterirken bunun sonucu olarak içine düştüğüm bu durumdan dolayı senden şikayetçi değilim. Pişmanlık da duymuyorum. Bilakis böyle bir görevi bana yüklediğin için bahtiyarım. Emrine teslim, kazağından hoşnut olarak sana geliyorum. Selam sana ey rahmet peygamberi. Selam sana ey Fatıma, ey cennet kadınlarının hanımefendisi. Baksana, bu meydanı dolduran yüz binler oğlun Hüseyin için matem tutup ağlayıp gözyaşı döküyor. Ne de güzel dostları var Hüseyin'in. Biliniz ey Hüseyin dostları, Hüseyin'e ağlamak büyük saadettir. Hazreti Hüseyin ve 71 arkadaşının Kerbela'da şehit edilmesinin yıl dönümü nedeniyle Caferiler İstanbul Halkalı'da toplandı. Binlerce Caferi'nin her yıl geleneksel olarak Halkalı Aşura Meydanı'nda yapılan anma törenini CNN Türk muhabiri Esat Pala izliyor ve ayrıntılar aktarıyor. Esat? Esat Pala, beni duyabiliyor musun? Evet, Caferilerin anma törenini arkadaşımız Esat Pala izliyordu. Ancak Esat Pala şu anda sesimizi duyamıyor. Kendisiyle telefon bağlantısını. Evet Esat Pala. Evet. Binlerce Caferi İmam Hüseyin ve 71 arkadaşının Kerbela'da şehit edilişini anmak üzere bir araya toplandı. Halkalı Aytaç Mahallesi Acıra Meydanı'ndaki anma törenine dönüşen İstanbul Polisi geniş güvenlik önlemleri aldı. Caferi bu anma töreni her yıl düzenli olarak Muharrem ayının 10. gününde yapılıyor.
Anlatın annemle İstanbul'un yanı sıra Türkiye'nin dış bilgilerinden ve yurt dışından da bazı durumlar getiriyor. Anlatın en önemli özelliği Kerbela'yı canlandıran ve yastığını getiren dövme gösterileri. Aralarında çok sevdik çocukla bulunduğu yüzlerce kişi ellerinde zincirle dövünüyorlar. Anlatın sırasında Kerbela'yı canlandıran bir de tiyatro gösterisi yapılacak. Gösterilerin öğleye kadar sürmesi bekleniyor. Esat Kola, CNN Türk İstanbul. Sırada gazete başlıkları var. Caferiler Aşura'yı anıyor. Hazreti Hüseyin ve 71 arkadaşının Kerbela'da şehit edilmesinin yıl dönümü nedeniyle Caferiler İstanbul Halkalı'da bir araya geldi. Binlerce Caferi geleneksel kıyafetleri içinde Aşura meydanında toplandı. Geleneksel Aşura törenini CNN Türk muhabiri Esat Pala izliyor ve ayrıntılar aktarıyor. Binlerce Caferi İmam Hüseyin ve 71 arkadaşının Kerbela'da şehit edilişini anmak üzere bir araya toplandı. Halkalı Aytaç Mahallesi Aşura Meydanı'ndaki anma töreni nedeniyle İstanbul Polisi geniş güvenlik önlemleri aldı. Caferilerin bu anma töreni her yıl düzenli olarak Muharrem ayının 10. günde yapılıyor. Anma törenlerine İstanbul'un yanı sıra Türkiye'nin çeşitli illerinden ve yurt dışından da bazı gruplar katılıyor. Anma töreninin en önemli özelliği Kerbela'yı canlandıran ve yastığını dile getiren dövme gösterileri. Ancak bu gösteriler bugün yapılmıyor. Bu gösteriler 3 yıldır yasaklanmış tetkiler üzerine. Aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu yüzlerce kişi ellerinde zincirlerle dövünüyorlar. Anma töreni sırasında Kerbela'yı canlandıran bir de tiyatro gösterisi yapılacak. Gösterilerin öğleye kadar sürmesi bekleniyor. Esat Pala, CNN Türk İstanbul. Türk ve Yunan gazeteciler iki ülkeyle... Sayın seyirciler, Kıbrıs'taki seçimlerin ayrıntılarını bu gece dönence programında bulabilirsiniz. Kerbela katliamının 1320. yıl dönümü yine törenlerle anıldı. Halkalı Aşura Meydanı'nda gerçekleşen törene 10 binlerce kişi katıldı. Yası simgeleyen, siyah kıyafetler giyen katılımcılar Kerbela'yı gözyaşı seliyle yaşadılar. Kerbela şehitlerini anmak için düzenlenen Aşura merasimine bu yılda ilgi yoğundu. Hazreti Muhammed'in torunu İmam Hüseyin ve 72 yaranıyla şehit edilişlerinin 1320. yıl dönümü Aşura meydanını dolduran 7'den 70'e 10 binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Kur'an okunmasıyla başlayan tören, İstanbul'un çeşitli semtlerinden gelen destek kortejlerinin mersiyeler okuyup göğüslerine vurmasıyla devam etti. Törene katılanların yası anlatan siyah kıyafetler giymesi dikkat çekti. Törene katılanlar Kerbela faciasına karşı duygularını gözyaşlarıyla ifade ettiler. Kerbela faciasını anlatan Hüseyin'i Ağlamak Büyük Saadettir adlı 400 kişilik tiyatro gösterisi sırasında on binlerce katılımcının duyguları doruk noktasına ulaştı. Gözyaşlarıyla tiyatro gösterisini izleyen katılımcılardan bazıları fenalık geçirdi. Tören sonrası katılımcılar olaysız bir şekilde dağıldı. Türkiye'deki inanç mozaiğinin bir parçası Kerbela'yı Aşura Meydanı'nda böyle anarken bir başkası Kadıköy'de Şahkulu Vakfı'nda farklı bir etkinlik içindeydi. Alevi Bektaşi... ...belediyelerin çalışmalarını inceledi. Bugün Aşure günü sevgili seyirciler, yani Kerbela'da Hazreti Hüseyin ve 72 kişinin Yezid tarafından katledilmesinin yıl dönümü. Her yıl olduğu gibi binlerce Caferi İstanbul Halkalı'daki Aşura Meydanı'nda Hazreti Hüseyin ve Kerbela şehitleri için yas tuttu. Temsili Kerbela gösterisini gözyaşı dökerek izleyen Caferilerden fenalaşanlar da oldu. Sabri Çelebioğlu'nun haberini sunuyoruz. Garip boy, vay vay garip boy, vay vay garip boy. Bugün Aşura, yani Hazreti Hüseyin'in öldürülüşünün yıl dönümü. Her yıl olduğu gibi bugün de Hazreti Hüseyin'in yasını tutmak isteyen binlerce Caferi Halkalı'daki Aşura Meydanı'nda toplandı.
Yurt içinden ve dışından gelen binlerce Caferi sabahın ilk saatlerinden itibaren Halkalı'daki meydanda toplanmaya başladı. Aşura meydanında kısa sürede mahşeri bir kalabalık oluştu. İstanbul'un dört bir köşesinden gelen ve deste olarak isimlendirilen gruplar mersiyeler okuyup göğüslerini dövdü. Kur'an-ı Kerim'le başlayan törende ünlü Alevi halk ozanı Ali Kızıltuğ'un Ehl-i Beyt'in çektiği acıları anlatan deyişleri gözleri buğulandırdı. Caferilerin lideri Selahattin Özgündüz konuşmasında İmam Hüseyin'in Müslümanların ortak değeri olduğunu ve Hazreti Hüseyin'in despotizme, saltanata karşı olduğu için Yezid tarafından öldürüldüğünü söyledi. Ve sıra binlerce kişiyi her yıl gözyaşına boğan tiyatro oyununa geldi. Kerbela'da Hazreti Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin katledilmesini anlatan Hüseyin'i Ağlamak Büyük Saadettir adlı oyun sırasında gözyaşları sel olup aktı, hıçkırık sesleri birbirine karıştı. Aşırı heyecana dayanamayanlar sıcağın da etkisiyle baygınlık geçirdi. 1320 yıl öncesini anlatan tiyatro oyunuyla alan üzerinden sık sık geçen uçaklar ilginç bir görüntü oluşturdu. Törenin sonunda desteler yine sinelerine vura vura Aşura meydanını terk etti. Hazreti Hüseyin'in şehadet yıl dönümü Lübnan'da. Sevgili seyirciler, 1320 yıl önce Kerbela'da şehit edilen Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve arkadaşları bugün düzenlenen törenlerle anıldılar. İstanbul Halkalı Aşure Meydanı'nda yaklaşık 40 bin kişi o günü ve duyulan üzüntüyü anlatan bir oyunu izlediler. Bu açık hava tiyatrosunu andıran yer Halkalı Aşura Meydanı. Hazreti Muhammed'in torunu İmam Hazreti Hüseyin ve 72 arkadaşının Kerbela'da şehit edilişleri yani 1320 yıl öncesi bu oyunla anlatılıyor. Kadın erkek çocuk yaklaşık 40 bin kişinin toplandığı meydanda oyunu izlerken fenalaşanlar oldu. Katledilen Hazreti Hüseyin için binlerce insan gözyaşı döktü. Anma gününe Azerbaycan'dan gelen 100 kişilik Caferi grubu da katıldı. Bu bütün ahli Müslümanların faciasıdır. Tayyip bizim dair. Caferiler zincir kullanmayıp göğüslerine vurdular. Törende konuşan Türkiye'deki Caferi vatandaşlarımızın lideri Selahattin Özgündüz, birlik, bütünlük çağrısında bulundu ve kimsenin kendilerini Türkiye'nin aleyhine kullanamayacağını söyledi. Özgündüz ayrıca cezalandırma yetkisinin otorite olan devlette olduğunu, kimsenin İslam için katli vaciptir diye fetva veremeyeceğini söyledi. Yurdun dört bir yanında ise pişirilen aşureler fakir vatandaşlara dağıtıldı. Kumarbazlar Kıbrıs'a koşuyor. Efendim Hazreti Ali'nin oğlu İmam Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilişinin 1320. yıl dönümünde Caferiler yas tuttular. On binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen yas töreninde Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesini temsili sırasında birçok kişi fenalaştı. Haberi Cem Bozok'ta hazırladı. Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da susuz bırakılarak şehit edilmesinin 1320. yıl dönümünde on binlerce Caferi yas töreni düzenledi. Allah
Halkalı'da geniş bir alana toplanan on binlerce kişi Hazreti Hüseyin için gözyaşı döktü. Ellerine bağladıkları zincirlerle göğüslerine vurarak Hazreti Hüseyin'in çektiği acının aynısını çekmeye çalışan Caferilerden bazıları temsili oyunda fenalaştılar. Toplanma, dur. Tamam Hacı abi, toparla canını. Tören, Kur'an okunduktan sonra sona erdi. Caferiler ilahiler söyleyerek dağıldılar. Efendim dün Galatasaraylı Beşiktaş arasında derbi fırtınası. Hazreti Hüseyin ve çocuklarının Kerbela Çölü'nde öldürülmesinin 1320. yıl dönümünde tüm dünyada anma törenleri yapıldı. Türkiye'deki Caferiler de İstanbul Halkalı Meydanı'nda toplanıp Hazreti Hüseyin için yas tuttu. Törenlerde her yıl olduğu gibi yine fenalık geçirenler vardı. Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'in öldürülmesinin yıl dönümünde tüm dünyadaki Müslümanlar yas tuttu. Özellikle Caferiler ve Şiilerin törenleri ağlama krizine dönüştü. Göğüslerini vurarak yas tutanlar kimi zaman kendilerinden geçti. Yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Halkalı'da da Caferilerin töreni vardı. Ağıtların yakıldığı törende Kerbela olayı da canlandırıldı. Gösteri sırasında Caferiler gözyaşlarını tutamazken kimi ise fenalık geçirdi. Ya bunu alın götürün kardeşim. Türkiye'nin ilk su altı adı. Cihan'ı kaydetti. Caferiler, İmam Hüseyin ve 71 yakınının şehit edilişini anmak üzere İstanbul Halkalı'da bir araya geldi. Ellerinde zincirleriyle yas tutan Caferiler uzun süre dövündü. Kerbela'yı canlandıran bir tiyatro gösterisinin de sunulduğu tören sırasında çok sayıda Caferi gözyaşlarına boğuldu. Esat Pala'nın haberini Ahmet Karahmetoğlu görüntüledi. Binlerce Caferi İmam Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilişi anmak üzere Halkalı bir araya geldi. Caferiler ellerle, zincirlerle yaslarını dile getirdiler. Her yıl düzenli olarak yapılan anma töreni Muharrem ayının 10. gününe rastlıyor. İstanbul ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen Caferiler sabah erken saatlerden itibaren Halkalı Aşure Meydanı'nda toplandılar. İmam Hüseyin ve 71 yakınının şehit edildiği Kerbela'yı anma töreni sırasında sık sık yas tutuldu. Ellerinde zincir bulunan gençler dövünerek acılarını dile getirdiler. Zincirlerle dövünme sırasında kanama ve yaralanmaların yaşanması üzerine bu tür gösteriler yetkililer tarafından 3 yıldır iptal ediliyor. Gençlerin yanı sıra küçük çocuklar da anma töreninde hazırdı. Kız ve erkek çocuklar elleriyle göğüslerine vurarak yas tuttular. Caferilerin lideri Selahattin Özgündüz, kendilerinin irticai gruplarla ve tarikatlarla karıştırılmamasını istedi. Özgündüz, Türkiye'deki Hizbullah vahşetini kınadı. Özgündüz'ün konuşmasının ardından tiyatro gösterisine geçildi. Gösteride İmam Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilişi canlandırıldı. Binlerce kişinin katıldığı Halkalı'daki anma toplantısı nedeniyle İstanbul polisi çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. İran'da caddeler ve camiler...
Türkiye'deki Caferiler Kerbela Çölü'nde şehit edilen 12 imamı anmak için bugün İstanbul'a akın etti. İmam Hüseyin için gözyaşı döken binlerce Caferi'den pek çoğu fenalık geçirerek hastanelik oldu. Kollarına zincir bağlayan Caferiler ise tören alanında ilginç görüntüler sergilediler. Kerbela Çölü'nde şehit düşen 12 imamın yasını tutan binlerce Caferi yurdun dört bir yanından İstanbul'a akın etti. Halkalı Meydanı'nda toplanan Caferiler, İmam Hüseyin ve Kerbela'da şehit düşen diğer imamlar için gözyaşı döktüler. Meydana kurulan tiyatro sahnesiyle tarih yeniden canlandırılarak Kerbela olayı bir kez daha yaşatıldı. Yas tutan binlerce Caferi'den pek çoğu ağlama krizine girdi. Fenalık geçirenler ise sedyelerle hastaneye kaldırıldı. İmam Hüseyin'in öldürüldüğü gün olarak kabul edilen Muharrem ayının 10. gününde bir araya gelen 7'den 70'e Caferi kollarına zincir bağlayıp İmam Hüseyin'in ismini zikrettiler. Hazreti Hüseyin'in tam 1320 yıl önce Kerbela'da şehit edilişi İstanbul Halkalı'da bir kez daha anıldı. Geleneksel Aşura yas gününe katılan binlerce insan Halkalı'daki Aşura meydanını sabahın erken saatlerinden itibaren doldurmaya başladı. Bugün de acılarını dile getirmek için karalara bürünen binlerce kişi Hazreti Hüseyin için ağıtlar yaptı. Atam kurban, anam kurban Hüseyin'e. Türkiye'nin dört bir yanından ve Azerbaycan'dan bu törene katılanlar yakılan ağıtlara, sinelerine ve başlarına vurarak eşlik ettiler. Olayın temsilinden önce kürsüye gelen Selahattin Özgündüz konuşması boyunca birlik ve beraberlik mesajları verdi. Daha sonra da Şebih adı verilen olay dramatize edildi. Tiyatro gösterisinde Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin şehit edilişleri canlandırıldı. Meydanı dolduranlar sahnelenen bu oyunu gözyaşları içerisinde seyrettiler. Törene katılanlar tören sonrasında Aşura meydanını yine ağıtlarla terk etti. Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'in Kerbela Çölü'nde öldürülüşünün 1320. yıl dönümü İstanbul'da da törenlerle anıldı. Aşure meydanını dolduran yaklaşık 40 bin kişi Hazreti Hüseyin'in öldürülüşünü temsilen vücutlarını zincirledi. Törende gözyaşına boğulanların yanı sıra fenalık geçirenler de oldu. Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'in Kerbela Çölü'nde öldürülüşünün 1320. yılı törenlerinde izdiham yaşandı. Halkalı Aşura meydanına dolduran yaklaşık 40 bin kişi Hazreti Hüseyin'in öldürülüşünü temsilen vücutlarını zincirledi.
Vay vay Hüseyin Bey! Vay vay Hüseyin Bey! Vay vay Hüseyin Bey! Vay vay Hüseyin Bey! Yaslarımızı tam olarak dile getirmeye çalışıyoruz. İnsanların yardımıyla. Ayrılırım. Ellerindeki zincirlerle Hazreti Hüseyin'in çektiği acıyı temsil eden ve aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce kişi daha sonra güvercinler uçurdu. Siyah çarşaf giyen binlerce genç kızın arasında küçük yaştaki çocuklar da dikkat çekti. Vay vay Hüseyin Bey! Vay vay Hüseyin Bey! Vay vay Hüseyin Bey! Vay vay Hüseyin Bey! Ellerinde dilek ağaçlarıyla dolaşan genç kızlar bu ağaçların insanlara uğur getirdiğini söyledi. Ne kadar hasta insanlar varsa şifa bulmak için gelip bunları öpüyorlar, dilekleri gerçekleşiyor. Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'in öldürülüşünün temsil edilişi sırasında gösteriyi izleyen genç kızlar gözyaşlarını da tutamadı. Aşırı sıcak yüzünden alanda toplanan kadın ve çocuklar zor anlar yaşadı. Fenalık geçiren genç kızlar hazır bekletilen sağlık çadırlarına götürüldü. Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı alanda İmam Hüseyin'i anan binlerce kişi tören sonrası sessizce dağıldı.